Geliyor seninki. Bu sefer beni fark etmesini sağlayacağım İpek. Nasıl yapacaksın peki? Göreceksin. Çok özür dilerim, çok affedersiniz. İsteyerek olmadı gerçekten. Bu arada ben Esra. Önemli değil. Ne oldu? İpek, benimle uğraşmayı kes. Hayrola? Ne gülüyorsun kendi kendine? Nasıl bir okul burası ya? Ne oldu? Vallahi kim bilmiyorum da şu çocukla tanışmak için kız kalktı. Kahvesini onun üzerine döktü. Sonra elini uzattı, adını söyledi. Hiçbir şey başaramadan geri döndü. O kız şansını biraz fazla zorlamış. O Emir Sarrafoğlu. Okulun altın çocuğu. Yani öyle bu okuldaki tiplerle pek takılmaz. İşte mankenler, oyuncular. İstanbul'un gece hayatı bunun babasından sorulur. Gecelerin veliahtı derler ona okulda. Gömlek değiştirir gibi de kız değiştirir. Kız koleksiyoneri anlayacağım. Bak, onun yanındaki de büyük miras yedi Hande Hanım. Şirketlerin Amerikalılara satıp yan gelip yatanlardan ailesi. Yanındaki Koray. Babası milletvekili emlak zengini. Bakma öyle uzaktan sevimli gözüktüğüne. Yakından güldürmez. Ağlatır bu modeller. Kısacası bunlar kaymak tabaka. Yani bunların aralarına girmek için zengin olmak yetmez. Soy ağacını görmeden selam atmaz bunlar adama. Oğlum bırakın. Dün geceydi, esas bu gece ne yapacağız onu konuşalım. Emir Hoca'nın yerindeyiz oğlum, ne olacaktı ki? Yok, ben gidip yatacağım. Siz ne yapıyorsanız yapın. Şimdi ayıp ettin Emir Hoca. Gece profesörü olmadan alem yapılır mı ya? Oğlum bırakın, dokunmayın biraderime. Belli dün gece çalışmış. biz bu akşam senin mekandayız ama o nasıl olacak? Ağlama oğlum, ağlama. Söylerim kapıdakilere, bir güzellik yaparlar size akşam. Ben kalkayım artık. Düşeceğim yoksa. Arabayı da kötü yere park ettim zaten. Bana bak lan. Ağırsan ben bırakayım şimdi. Kaza falan yaparsın. Yok artık. Ölmedik daha. Aferin ya. Cansucuğum. Kalkar mısın artık? Ya Pelin'e de kötü örnek olacaksın lütfen. Ay, postalayamadı ya kızı. Bütün sinir ondan. Alo. Feriha. Efendim anne. Kız ne açmıyorsun telefonunu? Dersten çıktım şimdi. Bak, oyalama sakın ha. Tamam, yoldayım, geliyorum. Hadi bay bay. İyi misin? Çok özür dilerim. Nasıl oldu anlamadım. Kırılmış. Ya gerçekten özür dilerim. Önemli değil. Doktora gidelim mi? Yok, teşekkür ederim. Gerek yok. Atla o zaman, yeni bir telefon alalım sana. Bunu idareten kullanıyorum zaten. Benimki tamirde. Sağ ol. O zaman parasını vereyim. Sen kime neyin parasını veriyorsun ya? Telefonunu kırdığıma göre sana ödemem gerekir. Gerek yok. Telafi etmem lazım ama. Telafi etmek istiyorsan bir daha araba kullanma. Feriha, günaydın, ne haber? İyiyim, sen? İyi. Al, bu sana. Bu ne? Neye benziyor? Cep telefonu. Yani seninki kadar iyi bir model olmasa da idare eder. Sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Ne demek bu? Ne demek seninki kadar iyi bir model değil? Kim sana git telefon al dedi ya? Kimsin sen? Aa! Ya şaka yapmıştım.
dönüş dersi iyi oldu. Saat erken çıktık. Hadi gel Taksim'e çıkalım. Yok ben gelemem. Hadi Feriha bir saat. Çok sıkıcısın. Ben şatalı kaçırmayayım o zaman. Görüşürüz yarın. Görüşürüz. Emir. Özür dilerim. Anlamadım. Sabah biraz canım sıkkındı. Abarttım. Evet. Abarttım biraz. En son böyle azar işittiğimde yanlış hatırlamıyorsam yaşım 8. Azarlayan da annemdi. Hangi bina? Şu sokakta. Niye burada durduk o zaman? Ya şimdi babam eve geldiyse görür falan. Sonra bir sürü soru sorar. Çok karışıyorlar ha? Ben alıştım. Neyse, teşekkür ederim. Görüşürüz. Feriha? Bakayım ne aldınız? Bunlar ne ya? 10 yaşındaki çocuklar bunlarla mı oynuyor? Bari adam gibi paketleseydiniz şunları. Bu saatte ancak bunları bulabildik Hande Hanım. Belli. Şeyi de bahçeden toplamışsınız. Onları arabaya koyun. Hastaneye gidiyoruz. Bebek yokuşundan yukarı. Gecenin 11'i olmuş. Hanımefendi hasta ziyaretine gidecekmiş. Biz de yedik. Ev kazası. Can kaykay yaparken havuza düşmüş. Ay çok fena ya. E nasıl, iyi mi şimdi? İyi. 3 gündür buradayız. Ya ilk gün nasıl geçti hiç hatırlamıyorum. Yarın çıkacağız. Ciddi bir şey olmadığı tamamen kesinleşti. Annenler mahvolmuştur. Annemler mahvolmuştur. Ya tabii. Sesi kötü geliyordu. Annemle Can'ın babası burada değiller. Yani Can annemin ikinci evliliğinde. Amerika'da onlar. Uzun bir iş seyahati. Benim arkadaşımın babası da Amerika'da. Dönemedi hala. Oluyor yani diyorsun böyle. E olur öyle. Eminim annen de burada olmayı çok istemiştir. Çok üzülüyordur o da.
Gözüne ne oldu? Bu mu? Hı hı. Basit bir ev kazası o da. Ben biraz sakırımdır da. Cuma akşamı yetişebildin mi bari eve? Yetiştim. O yağmurda fırlayıp gittiğine değdi yani. Canın da düştüğünü senden sonra öğrendim. Araba bozuldu. İstanbul, yağmur yağıyor. Bir de cuma trafiğinde taksi bulmak. Artık gerisini hayal gücüne bırakıyorum. O yüzden arabayı bıraktım. Efendim? Arabayı ne yaptın? O tamirciye bıraktım. Telaştan telefonunu da alamadım. Artık şu hastane defteri kapansın da gidip alacağım. Hem zaten sizin eve çok yakın bir yerde. Mutlaka bulurum. Yalnız mısınız siz kardeşinle? Kimse yok mu? Koray vardı. 3 gündür o da tamamen elini ayağını çekti hayattan. Ya Koray iyidir. Öyle uzaktan külliyen geyik gibi durduğuna bakma. Harbi dosttur. Yani senin gibi. Benim gibi mi? Yani sen de bu saate kadar arkadaşın için buradasın. Üstelik kurallarını da esnetmişsin. Bu saate kadar burada durduğuna göre. Arkadaşlar iyidir. En azından kendini seçebiliyorsun, değil mi? Aklımı okudun. Eminim annen elinden geleni yapıyordur. Ama anne işte. Her zaman elinden geleni yapar. Kimi zaman eksik kalır, kimi zaman fazla gelir. Sen aile tarafından şanslı olanlardansın Feri. Üşüdün mü? Yok, gerek yok. Teşekkür ederim. Olur mu öyle şey? Al bakalım. Sağ ol. Beni eve götür. Yok, ya da kulübe gidelim hemen. Al bunları da karına ver.
mahvoldum ya. Bak, burada kapalı kalmamızı da benim planladığımı düşünüyorsan, eğer Amfi'nin anahtarını cebinden çıkaracağım diye bu kadar abartıyorsan Feriha, üzgünüm ama anahtar falan yok bende. Ne güzel ya. Hem tuzağa düşür hem abartıyorsun de. Neden bu kadar zorsun? Zor mu? Ya niye bu kadar garip geliyor benim eve geç kalmaktan korkmam sana ya? Sizin için fark etmeyebilir ama benim için önemli. Ne diyorsun sen Feriha? Siz kim, biz kim? Anlamıyorsun diyorum. Başkaları da anlamıyor. Ya bu okulda ailesine hesap veren bir tek benmişim gibi davranıyorsunuz ya. Sen nasıl davranıyorsun peki? Merak ederler. Çıkamam, gelemem. Bunları en son duyduğumda ortaokuldaydım. Onlardan neden bu kadar korkuyorsun? Niye ailenden bu kadar korkuyorsun Feriha? Ben onlardan korkmuyorum. Onları meraklandırmaktan korkuyorum. Eve gitmediğin zaman merak eden birilerinin olması güzel bir şey. Çok merak ederler. Hele babam. Şu baba kız meselesi. Sen de babasına aşık olan kızlardan mısın? Babasına aşık, annesiyle arkadaş. Babamın iş hayatı çok yoğundur. Gece gündüz çalışır. Çalışkandır, sabırlıdır. İş saatleri pek belli olmaz ama. Öyle çok zamanı yoktur yani. Ama bizi mutlaka zaman ayırır. Mesela bizde kuraldır. Akşam yemeği hep birlikte yenir. Babam çok sever uzun, keyifli yemekleri. O kalkmadan da kimse kalkamaz masadan zaten. Zamanında çok görmüş geçirmiş. O yüzden çok üstüme düşer. Hep tedirginliği vardır. Ve bir de kuşak farkı tabii. Bazı şeyler ona aşırı geliyor. Ne bileyim. Hep gözünün önünde olayım istiyor işte. Ama bana güvenir babam. Klasik işte. Sana güveniyorum. Çevreye güvenmiyorum. Gezmeyi çok sever. Her gün başka bir evdedir. İstanbul küçük. Etiler daha küçük. En korktuğu şey dedikodudur. Babam evinde reisse annem toprağıdır yani. Hepimizin arkasını toplar. Aslında çok benzerim ben anneme. O da beni kendine çok benzetir. Her anne gibi ondan daha iyi olmamı ister. Bir de ikizim var. Onunla pek anlaşamayız. Aynı yerde iki yabancı oluruz bazen. Çok karışır bana. Hiçbir şeyi kimseye yakıştıramaz. Ama kardeşim işte. Bazen birbirimizden başka kimsemiz olmaz. Sabahlara kadar konuşuruz bazen. Öyle heyecanlı bir hikaye değil yani. Sıradan işte.
Herkesin ailesi gibi. Mutlu ailelere genelde sıradan diyoruz, değil mi? Mutlu aileler birbirine benzer. Mutsuz ailelerin bir hikayesi vardır. Ne yapıyorsun? Bugünü unutmamak için. Koray, bu işte senin parmağın varsa... Yok be abi, benim ne parmağım olacak? Siz telefonlarınızı açmayınca, yani ulaşamayınca kalktık geldik işte. Ben Feriha'yı bırakmaya gidiyorum. Gel bırakayım seni. İstediğin zaman nasıl da sadık olabiliyorsun. Bravo vallahi. Feriha, hemen bize gel, önemli. Feriha, neredesin kızım? Aç kız, attık şunu. Evi aramayacak mısın? Yok. Gidince artık. Ya kusura bakma. Saçma bir gün oldu. Ben özür dilerim. Abarttım biraz, tuzak falan. Umarım aileni kızdırmamışızdır. Umarım. Beni sokağın başında indirirsin yine, değil mi? Emin misin? Geç kaldın zaten. Yok, önemli değil. Feriha. Sana kazık attım. Biliyorum. Adiyim. İğrencim. Ama sana anlatamayacağım şeyler var Feriha. İki gün sonra unuturlar. Öyle mi? Sen öyle diyorsan öyledir tabii. Uzman olan sensin. Ben böyle şeylere alışık değilim. Zaten aptal okul dedikodularına alışmak zorunda değilsin Feriha. O yaptı. Kapıyı kilitleyen de dedikoduyu çıkaran da Hande. Feriha, Hande'nin ne yaptığını bilmiyorum ama senin ne yaptığını gördüm. Ya
Sen çok farklı biri oldun. Hiç tanımadığım biri gibiydin. Yani senin gibi bir kız nasıl oluyor da bu kadar kendini kaybediyor? Nasıl oluyor da bu kadar çirkin ol... Çirkin mi? Tek mesele benim çirkinleşmem mi? Ya sen farkında değil misin? Bütün okul bizi konuşuyor. Saçma. Farkındasın tabii. Ama senin umurunda değil. Yerin dibine giren benim çünkü. Senin sadece şanın yürüyor. Bir dakika. Şanım yürüyor, şöhretim artıyor, öyle mi? Evet. Bir dakika. Feriha ile aramda hiçbir şey yok, duydun mu? Millet, beni dinleyin. Feriha ile aramda hiçbir şey yok. Amfide Feriha ile aramda hiçbir şey olmadı. Feriha'nın elini bile tutmadım. Duydunuz mu? Duydu mu herkes? Oldu mu Feriha? Çıktı mı yerin dibinden? Babanların çok selamı var. Nasıl geliyor sesi? Nasıl gelecek? Doldurup doldurup yollayacak sülalesi şimdi ona. Annem haydi sen de içeride çalış da şu dersini ben Rümeysa Hanım'ın yatağını yapayım. Ana kız o kadın içti mi ilacını acaba? Haydi annem kaldır şunları da temiz çarşaf koy. Haydi annem. Zamanı yaralarla ölçen kadın, geçmişiyle kavgalı. Darya sığınan kız çocuğu geceleri, isyankâr gündüzleri. İpleri dolaşmış uçurtmalar misali. Ne beraber uçabildik boş verip şu dünyayı. Ne gidebildik kendi yolumuza. Geldin. Geldim. Çok güzelsin. Filmimize hoş geldin Feriha. Hadi gidelim. Kestik. Daha önce hiç gelmemiş miydin? Hiç. Demek böyleymiş. Ne dedin? Çok güzel. Oturalım. Sen çok başkasın. Ya
E bunlar olmuş. Feriha, annenleri evde bırakmışsın bu gece. Evet, bugün çıkmak için özel bir gün. Unutulmaz bir gece olsun. Dans edelim mi? Hadi. Çalı süpürgesi. Rezalet. Vallahi kaşı gözü olmasa bunda bir numara yok. Dans edemiyor, içemiyor. Sosyal becerileri sıfır. Sen havada kara dayarsın buna. Koray, çek şunu burnumun dibinden. Sen git konuk oyuncuyu çek. Oo, Feriha geldi. Hepinizden rol çaldı ve başrolü kaptı. Ben ne yapayım? Emir ne buluyor bunda? Bilmem. Belki de senin eksiklik olarak nitelendirdiklerini buluyordur. Mesela gece kuşu olmaması. Tipik erkek ikiyüzlülüğü. Kızlarla takılayım, eğleneyim. Ama ortam görmemiş kız görünce de dibim düşsün. Yaylı kızı oynayan kazanıyor. Peki, biz ne kızıyız? Yok canım, saçmalama be. Ne biçim konuşuyorsun? Ben öyle demek istemedim. İlginç bir kız, çocuğun da ilgisini çekiyor. Benim çok başım ağrıyor, oturalım mı biraz? Oturalım. Ortam pek fazla sarmadı senin. Hayır. Uykusuzum sabahtan. Erken uyandım. Bir de gürültü falan başım ağrıyor. İstersen kalkalım. Yok. Özel bir gece. Pardon. Hande? Vay. Uzun zaman oldu. Sen bağımlılık tedavisi görmüyor muydun? Ne zaman çıktın hastaneden? Çıkmadım. Kaçtım. Belli. Patır patırsın yine. İster misin? Eski günlerin hatırına. Hasta mısın sen? Seni hala buraya alıyorlarsa bil ki eski günlerin hatırına. Şimdi gidip Emir'e söyleyeceğim, seni attırsın buradan. Dur. Sakin ol. İstersin diye sordum. Kendi kendime takılıyorum burada. Elini cebine fazla atma buralardan. Benden söylemesi. Mert! Ya da fikrimi değiştirdim. Al bakalım. Feriha. Söylemeyi unuttum. Lavaboya gidiyorum. Gelmek ister misin? Yüzünü yıkayınca iyi gelir belki. Olur. Thank you.
bir ağrı bu ya. Başın mı ağrıyor? Evet. Ben de hazırlıksız yakalanırım. Migrenim var da. İlaç ister misin? Var mı gerçekten? Lütfen. Migrenim var diyorum. Ağrı kesilse asla sokağa çıkamam. Çok sağ ol. İyi eğlenceler. Sana da. Ya Feriha, arkadaşımla karşılaştım, sen de kaybolmuşsun. Başın nasıl oldu? Bir herkesi arayalım mı? Yok, buldum ben. Geçer şimdi. Desene, gece yeni başlıyor. Feriha, iyi misin? Düştü. İyi misin? Ay ben çok iyiyim. Dans etsene. Ne oluyor oğlum? Gözlerime inanamıyorum. Bence Ünal abi gelmeden götür onu. Bu rezilliği görmesin. Hande, ne saçmalıyorsun sen? Görmüyor musun? Senin ürkek prensesin. Şekerini yutmuş patlıyor. Daha bir kadeh bile içmedi. Evet. Bir kadeh içmeden uçmuş. Feriha. Ay yok, bir şey yok, topuklularda. Feriha dur, dur Feriha, ne yapıyorsun? Feriha. Feriha gidiyoruz. Ay nereye gideceğiz, eve mi gideceğiz? Hadi gidiyoruz dedim. Ya Emir, benim bir tane gecem var. Bak bir gece. Bildiğimiz Feriha. Bildiğimiz Emir. Feriha gidiyoruz. Ay nereye? Eve mi gideceğiz? Hadi. Ya gitmeyelim. Koray. Nereye gidiyorsun? Babamı idare et. Ünal abi ne haber? Şey, arkadaş biraz içmiş. Ünal abi. Emir'in getirdiği kız haplanmış. Hoppa. Dikkat et. Aman dikkat et. Feriha. Bu ben değilim ki. Hadi yukarı çıkalım. Ki.
Bu ben değilim ki. Bu ben değilim ki! Feriha sakin ol. Feriha. Kendine gel. Feriha. Feriha kendine gel. Feriha sakin ol. Hadi kalk hadi. Hadi Feriha. Özür dilerim. Yani ben biraz hatırlıyorum olanları. Çok utandırdım seni. Ya ne olduğunu söylesene. Ne olur bir şey söyle. Sen söyle. Ben bilmiyorum. Anlamadım. Yani bir şey oldu ama. Niye öyle bakıyorsun? Bir şey söylesene. Konuş. Neden yaptın Feriha? Ne yaptım ya? Yeter artık Feriha. Yeterince aptal yerine koydun zaten. Sen kimsin ya? Kimsin sen Feriha? Evet, hap. Ben onu bilmeden aldım. Benim başım ağrıyordu. O kızla karşılaştım. Başın mı ağrıyor dedi. Benim de migrenim var, ağrı kesicim var dedi. Ben onu ağrı kesici diye aldım. Bana inanmıyor musun?
Yapma Feriha. Senin kadar akıllı bir kız daha inandırıcı bir senaryo da yazabilir. Belki adamın biri gazozuna ilaç da atmış olabilir. Hı? Çok klişe ya. Ama tutar. Bu yüzden mi içki içmiyordun Feriha? Kendini büyük eğlenceye hazırlamak için. Sen bağımlısın diye ailen bu yüzden mi seni bu kadar sıkıyor? Ama tebrik ediyorum. Gerçekten çok iyi oynadın. Şu gece hayatında bilmediğim, ezberlemediğim senaryo kalmadı diyordum. Ama sen benim ezberimi bozdun Feriha. İçeri geç, ben geliyorum. Emir, sen benim başımı belaya mı sokacaksın? Mekanda haplandığı yetmiyormuş gibi bir de tutup eve mi getirdin onu? Baba, sakın, sakın devamını getirme. Bana bak, malına sahip çıkamıyorsun, bari soyadına sahip çık. De ucuzluktan aldığın karıları karşıma çıkarma bir daha. Aslında tam Uludağ havası. Ya ne iyi olur. Şöyle bir kış sezonunu açamadık daha. E hadi senin de doğum gününü daha da yapalım. Bilmiyorum. Hiç doğum günü havamda değilim. Beklediğim bir hediyem var ama. Emir sen ne dersin? Uludağ, kayak, sucuk ekmek. Vize, proje, Hakan Hoca, Nehirci. Şimdi Feriha masaya gelse, hadi dağa çıkalım dese, kaç kişi gider peşinden çok merak ediyorum. Vallahi ben giderim. Arkadaşlar ödünç alıyorum. Aa, çok oluyor? Teşekkür ederim. Neydi şimdi? Kahve. Bunu mu aldın? Ya dün söylemiştim ya kendimi affettireceğim diye. Kahve ilk adım olsun diyelim. Ama emirlerinizde sorun olacaksa... Yok, niye sorun olsun? Otur lütfen. Ne bileyim hani çekinebilirsin belki, o yüzden. Çekinecek bir şey yok. Bu ne ya? Bel altından misilleme. Hızlı kızları severim ama fazla hız felaket getirir. Bir şey de açık açık söylesen. Vallahi manzara açık Emir'cim. Herkes Feriha'yı havaya soktu. Şimdi de... Seni reddetmenin havasını yaşıyor. Oğlum, İlker'in kuyruk acısı belli. Sana gider yapmak için Feriha'ya yazıyor. Şş, şov yapmayacaksın değil mi? Fazla uzun sürmeyecek. Bir şeye de karışmasın olmuyor değil mi? Bir şey değil aramızda. Emir! Emir! Para
Parazit yapmayalım lütfen. İlker'e ne söyledin? Söylediğim şey seni ilgilendiriyor olsaydı bağırarak söylerdim. Öyle karşıma geçip gözümün içine baka baka kulaktan kulağa oynayamazsın. Ne söyledin İlker'e? Sor İlker'e. Belki söyler sana. Ben sana soruyorum. Ne söyledin? Neden bu kadar ilgileniyorsun? Söylediğim şey o kadar önemli mi senin için? Hı? Karşımda söylememiş olsaydın önemli olmazdı. Öyle mi? Emir. Uzak dur dedim. Feriha. Aramızda bir şey var. Sen de biliyorsun. İnkar etme. Bir şeyler var aramızda. Sevde? Sabah aradım ama açmadın. Feriha! Yanlış zamanlama sanırım. Gel şurada konuşalım o zaman. Şimdi bana bir cevap vereceksin Feriha. Aramızdakileri ya kabul edeceksin ya reddedeceksin. Ya Emir ne olur git ya. Gitmiyorum Feriha. Yolunu kestim, kapına dayandım. Artık bana ne söylesen haklısın. Ama hemen şimdi bir cevap istiyorum. Neden hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorsun? Ya çünkü ben yapamam. Ya neyi yapamazsın Feriha? Benden mi kaçıyorsun? Ne sanıyorsun da kaçıyorsun? Playboy mu? Çentikçi mi? Ne? Hiçbiri değil. Seninle ilgili değil. Ne o zaman Feriha? Son defa soruyorum sana. Benimle misin? Feriha bak bana. Benimle misin? Senin de